Şovan Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan millet cephesini bu kez Bukalemun ittifakı diyerek hedef aldı. Seçmene bunları siyasetten emekli etmek gerekmez mi diye sordum. Yeni Mahalle mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'a da mesajı vardı. Recep Tayyip Erdoğan. Doğuda bölücü, batıda Atatürkçü, Ankara'da ülkücü olan, her şekle giren bir Bukalemun ittifakı oluşturdular. Millet İttifakı'na yeni bir isim taktı. Böyle bir muhalefet olmaz dedi, seçmene çağrı yaptı. 31 Mart'ta Bukalemun ittifakını sandığa gömmek gerekmez mi? Siyasetten emekli etmek gerekmez mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde meydandaydı. Arkasına Büyükşehir adayı Mehmet Özaseki'yi aldı. CHP'nin Ankara adayı Yavaş'a çattı. Tencere yuvarlanır, kapağını bulurmuş. 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Ankara Büyükşehir'e kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı. Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere buluşan bu zatı işte adayımız diye yine Ankara'ya dayattılar. Beka vurgusu yaptı, Millet İttifakı'na yine HDP ile işbirliği iddiasını sordu. CHP'nin başındaki zat Ankara'da sürekli bozkurt işaretiyle dolaşıyor. Hayda! Nereden çıktı bu? Yanındaki hanımefendi de buralarda sürekli vatan millet edebiyatı yapıyor. HDP'nin niçin kendilerine destek verdiğini millete söylemiyorlar. Hep birlikte kordeleyi kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Avrupa'nın en büyük, dünyanınsa tek seferde tüm birimleri inşa edilen en büyük 3. hastanesi olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi bugün resmen açılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Polislerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi burada tekrar ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan hasta çocukları da ziyaret etti. Rabbim şifalar versin inşallah. CHP cephesinde ise Kemal Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'nın beka seçimi çıkışlarına yanıtını yine ekonomi üzerinden verdi. Üretirseniz beka sorunu olmaz dedi. Osmanlı Devleti'ni örnek gösteren CHP lideri devlet yönetiminde planlama şart mesajı verdi. Türkiye Cumhuriyeti devletinin planı var mı? Plan yok. 2023'e kadar, 2071 diyorlar. Plan ne planı? Ne yapacağız? Lafla peynir gemisi yürümüyor arkadaşlar. İşsizlikle mücadele için üretim şart dedi, devlet yönetiminde planlamanın önemine işaret etti. Akıl akıldan üstündür. Devlet aklını kullanmayan bir toplumun gelişme şansı yoktur. Devlet aklını nasıl kullanır? Planlamayla kullanır. Seçim çalışmalarını Malatya ve Adıyaman'da sürdürdü Kemal Kılıçdaroğlu. Beka tartışmalarına üretim üzerinden karşılık verdi. Üretirseniz herkesin işi olur. Herkesin aşı olur. Her evde huzur olur. Türkiye'nin beka sorunu olmaz. Türkiye bölgesinde de dünyada da söz sahibi olur. 600 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti'nin dünyaya hakim olduğunu hatırlattıktan sonra çöküş sürecinde yaşananlara da işaret etti. Soruyorum. 600 yıl yaşayan bir Osmanlı İmparatorluğu niye battı? Hangi gerekçeyle battı? Üretimden koparıldığı için. Üretemedi. Devasa Osmanlı'nın parasını basacak Milli Bankası yoktu. Programı esnasında bir çay ocağında mola verip Akçadağlıların sorunlarını dinledi CHP lideri. Ezan tartışmaları da sohbetin gündemindeydi. Müslümanız. Onu siyaset ederek seni yıldıran bir adam. Hakkandayız. Hakkandayız. MHP lideri Devlet Bahçeli kim oluyor da bize ahkam kesiyor dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na milliyetçilik yanıtını verdi. Cumhur İttifakı ile ilgili üslup uyarısı da yaptı. Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor? Ya aklıyla zoru vardır ya da girdiği siyasi komadan çıkamamıştır.
Ses tonu yüksek, sözleri çok sertti. Hedefine CHP liderini aldı, milliyetçilikle ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Millilik konusunda bizim yanımızdan bile geçemez. Onlar gitsin HDP ile fısıldasınlar. Onlar gitsin PKK ile yanak yana versinler. Seçim mesaisine Aksaray'da devam etti Devlet Bahçeli. Zillet ittifakı dediği CHP İYİ Parti birlikteliğine ekonomi başlığıyla da söyleyecekleri vardı. Bekayı patlıcanla mukayese etmek izansızlık değil mi? Ama patlıcan pahalıysa bu dünyanın sonu değildir. Ucuzladığında herkes alır, herkes doya doya yer. Peki beka yenir mi? HDP ile işbirliği iddiasını tekrarladı. Bunlar aklını oynatmış. Bunlar yollarını şaşırmış. CHP'ye oy veren kardeşlerim, PKK'ya mahkum edilemez. Aksaray'da Cumhur İttifakı tek adayla değil, AK Parti'de MHP de kendi adayıyla giriyor seçime. Tek çözüm MHP diyen Bahçeli'nin üslup uyarısı da vardı. Varsın kıskanan çatlasın. İttifak yapmasak da birbirimize hürmeti kesinlikle göz ardı etmeyeceğiz. Bugünkü Başkent'te yerel seçim rekabeti iyice kızışırken Mehmet Özaseki ile Mansur Yavaş Ankara'yı mahalle mahalle dolaşıp halka sesleniyor. İki aday hem projelerini anlatıyor hem de rakiplerine yönelik suçlamalara yenilerini ekliyor. Baktılar ki anketlerde fark gittikçe açılıyor. Başladılar saldırmaya. Ve son günlerde ağlak ağlak geziyor, bir mağdur edebiyatı yapıyor. Başkentteki seçim yarışında polemik sona ermedi. Adaylar birbirlerini suçlamaya devam etti. Sahte senetler çıktı, Yargıtay kararları çıktı, iş takipçiliği çıktı, tehdit çıktı, şantaj çıktı. Neler varmış bunlarda, neler varmış? Allah'ın da bir hesabı var. Sizlerin de desteğiyle o pusuların hepsi başa çıkacak. Kazdıkları kuyulara kendileri girecekler. Mehmet Özaseki de Mansur Yavaş da meydan meydan dolaşıp rakibini hedef aldı yine. Yok duvarlara yazı yazmaklar, yok Ankara değil bilmem nereli demekler, yok gazetelerde yazı yazdırmaklar. Yapma Allah aşkına ya. Yapma, insanları saf görme böyle. Sen ne yapacaksan onu söyle. Karşılıklı suçlamalar arasında teröre destek iddialarına da yer verdi iki aday. Lanet olsun bu devleti bölmek isteyenlere. Lanet olsun Kürdistan diye bağıranlara. Sırtımızı PKK'ya dayadık diyenlere lanet olsun. Ekmekle oynayan namussuzdur, alçaktır. Atacağımız insanlar belli. Duvarlara benimle ilgili Kürtçe slogan yazan adam atılacak. 31 Mart içinde iddialı konuştular. İstediğiniz kadar uğraşın. Halkın önüne geçemezsiniz. Sandıkta vereceksiniz cevabı. Yavaş yavaş diyor, yavaş yavaş. Ya ne yavaş yavaşı? Bir sürü hizmet var, biz uçak gibi yapacağız, hızlı hızlı yapacağız inşallah bunları. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kala seçim mesaisi de hızlandı. İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın adresi Sultan Gazi'ydi. Vatandaşlarla, esnaflarla bir araya geldi ve tüm İstanbul'a bir de söz verdi. Herkesin başkanı olacağım dedi. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun ise bugünkü adresi Çatalca'ydı. Ben İstanbul'a güveniyorum, İstanbullulara güveniyorum. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım bugün Sultan Gazi'deydi. Ayrıştırmadan herkesi kucaklayan, herkesin başkanı olacağıma da bütün İstanbulluların huzurunda söz veriyorum. Seçim mesaisinde yine programı yoğundu. Vatandaşlarla kahvaltıda buluştu. Burada memleketin her tarafından insan var. Tokat var, Erzincan var, Gümüşhane var. Sorumluluğu sende gel. Türkiye burada, Türkiye! Binali Yıldırım bugün Sultan Gazi'de seçmenle bir araya geldikten sonra şimdi esnaf ziyareti yapacak. Biz memnunuz, çok teşekkür ederim. Bastonla görmeye geldik. Yıldırım aylardır beklenen yasanın müjdesini girdiği pet shop'ta verdi. Hayvanlara yönelik eziyet, şiddet ve bunlara karşı uygulanacak yaptırımlar, hayvan haklarına yönelik yeni bir kanun çıkacak. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü adresi ise Çatalca'ydı. Esnaf turu sırasında AK Parti'nin ilçe seçim standını da ziyaret etti. Başarılarla ederim. Adayımıza selam iletin başkanım. Baş üstüne, ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz.
Günün en dehşet verici haberlerinden biriydi. 8 yaşında bir çocuk, vicdansız bir üvey annenin elinde şiddete, psikolojik baskıya maruz kalıyor. Tehdit ediliyor, dayak yiyor, aşağılanıyor ve zavallı çocuğu o zulümden bu görüntüleri çeken, vicdanının sesini dinleyen bakıcının ihbarı kurtardı. Büyüdükçe akıllanacağın yerde büyüdükçe zırgır oluyorsun. Dövdü, hakaret etti, aç bıraktı, kapı önünde bekletti. Üvey anne dehşetini, vicdanım el vermiyor diyen bakıcı ortaya çıkardı. Ben sokağa atmışım, aşağı atmışım bunu, sokakta durmuş bu. Sorun sana ne dedi öyle deyince? Daha 8 yaşında üvey annesinden şiddet görüyor, psikolojik baskı altında tutuluyor. Öz babası ise olup biteni sadece seyrediyor. Burası Adana Çukurova. Baba 3 yıl önce boşandı. Oğlunun velayetini aldı. Ardından bu kadınla evlendi. Ondan da bir çocuk yaptı. Ben sana ne diyorum? Ben sana ne söylüyorum? Vicdansız kadın kendi çocuklarına televizyon izlettirirken 8 yaşındaki üvey oğluna yapmadığını bırakmadı. Boğazına yapışıp kulağını çekti. Konuşacak mı? Boğayım mı? Her fırsatta hakaret etti. Büyüdükçe akıllanacağın yerde büyüdükçe zırgır oluyorsun. Çocuk durumu babasına anlatınca da öfkelendi. Karşısına alıp hesap sordu. Çabuk anlat. Çabuk anlat. Ne? Aşağıda durdum demiş. Ben sokağa atmışım, aşağı atmışım bunu. Sokakta durmuş bu. Ama konuşmalardan anlaşılıyordu ki çocuğun feryadını babası da duymamış, bir şey olmaz deyip geçiştirmişti. Sorun sana ne dedi öyle deyince? Başka? Neyse ki eve gelen bakıcı olup bitene daha fazla kayıtsız kalamadı. Şiddet anlarını kayda aldı. Zavallı çocuk üvey anne şiddetinden bu görüntüler sayesinde kurtuldu. Devlet korumasına alındı. O vicdansız üvey anne ise ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Demet Akbağ'ın en acı günüydü bugün. Dün elin bir kazada kaybettiği eşi Zafer Çikay'ı 19 yıllık hayat arkadaşını son yolculuğuna uğurladı. Sanat ve spor camiası da cenaze için İzmir'e akın etti. Demet Akbağ'ı yalnız bırakmadılar. Acı yüzünde, yaş gözünde donup kaldı. 19 yıllık hayat arkadaşını, oğlunun babasını, aşkını, canını kaybetmenin acısı omuzlarına çöküp kaldı. Allahu Ekber. Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika bugün son yolculuğuna uğurlandı. Film yapımcısı Zafer Çika önceki sabah İstanbul'dan uçağa atlayıp memleketi İzmir'e gidecekti. Ama uçağı kaçırdı. Akşam uçağına bilet aldı. Akşam saatlerinde de İzmir'e ulaştı. Onu havalimanında şoförü karşıladı. Çeşme'ye doğru yola çıktılar. Narlıdere mevkiinde şoför Muammer Renda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve o korkunç kaza gerçekleşti. Kaza sırasında Zafer Çika ön koltukta oturuyordu. Maalesef ki emniyet kemeri takılı değildi. Savrulmanın etkisiyle ön camdan fırladı. Ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Zafer Çika için bu öğlen İzmir Alsancak Hocazade Camisi'nde tören düzenlendi. Tabutunun üzerine çok sevdiği Galatasaray'ın forması konuldu. Sanat ve spor camiasından çok sayıda isim de törendeydi. Yakın bir aile dostumuzu kaybettik. Ya iyi bir dostumdu. Fatih Terim, Yılmaz Vural, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer de oradaydı. Demet Akbağ'ı da, oğlu Ali'yi de onlar teselli etti. Ve Zafer Çika gözyaşları içinde sonsuzluğa uğurlandı. Bu kez skandalın adresi başkentte bir anaokulu oldu. İddiaya göre 3 yaş altı için ruhsatı olmayan okul müfettişler denetime gelince çocukları okuldan kaçırdı. Veliler durumu öğrenip okulu bastılar ve çocuklarını bulamayınca adeta çılgına döndüler. Nerede Maya? Nerede? Veliler okulu bastı, çocuklarını bulamayınca ortalık savaş alanına döndü. Maya, nerede? Maya, gelsin. Gel. Nereye gidiyorsun? Nasıl gelsin?
İddiaya göre o skandala arkamdaki bu anaokulunda imza atıldı. İddiaya göre bu okulun 3 yaş altı ruhsatı yoktu. Yani 3 yaşının altında çocukları alamazlardı ama yasakları deldiler. 3 yaşının altındaki çocukların bakımını üstlendiler. Bakanlığın müfettişlerinin geleceğini duyunca da çocukları kaçırmaya kalktılar. İdari bir problemdir bu. Ya sonuçta belli saatlerde burada olmak zorunda. İçeriden öğretmenlerden bir tanesi çocukların kaçırıldığı ile ilgili resimler alıyor. Öğretmenlerden biri haberdar etti durumdan velileri. Okul yönetimi inkar yolunu seçti ama veliler iş sürdü. Sabahları bildiğiniz pusuya yattık. Takip ettik, izledik. Çocukların kaçırılma anlarını tek tek gördük. İddiaya göre okul yönetimi çocukları kapıdan değil de işte bu yangın merdiveninden çıkarmaya çalışıyordu. O anlarda da veliler okula geldi, buraya baskın yaptılar. Velilerle okul yönetimi arasında büyük bir tartışma yaşandı. Sonrası ise kameralar tarafından dakika dakika kayda geçirildi. Okul yönetiminin yanıtı karşısında veliler adeta çılgına döndü. Girdiğimizde 4 tane çocuk yoktu. Veliler çıldırdı resmen. Veliler ondan sonrasında çocuğun nerede dediğinde dedikleri gezintiye çıktı. O 4 çocuk da parka götürülmüş. İçeriden zaman zaman sesler duyuluyor. Hatta gezinenleri görüyoruz ama kapı adeta duvar. Kapıyı açtığımız zaman hiçbir şekilde cevap alamıyoruz. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı da skandal olayla ilgili soruşturma başlattı. Vermeyeceğim artık çünkü güvenimiz sarsıldı yani. Tüm ailelere söylüyorum, gerçekten çocukların ne yaptıklarını bilsinler. Hiçbir karışa gözü kapalı vermesinler. İstanbul'un orta yeri Taksim'de 5 yıldızlı bir otelde yaşandı olay. İran asıllı iki Alman sevgili odada kavgaya tutuştu ve çiftin İstanbul tatili tüyler ürperten bir faciayla son buldu. Şimdi otel pencereleri bu şekilde yarım açılıyor. Böyle ilk baş kadın atladı, ondan sonra adam atladı. Bir anlık cinnet dehşeti getirdi. Gel. Saat 18 sıralarında Taksim meydanında bulunan işte bu otelin 8. katından 2 kişi aşağı düştü. Olay yerine hemen polis ve ambulans geldi. İddiaya göre düşenlerden biri kadın, diğeri ise erkekti ve Alman uyrukluydu. Adam böyle işte baş aşağı, kolları açık bir şekilde düşerken gördük. İran asıllı Alman uyruklu iki sevgili dün Taksim'deki bir otele yerleşti. Girdiklerinde sorun yok gibiydi. Mutluydular ama... Görgü tanıklarının iddiasına göre iki Alman turist arasında bilinmeyen bir nedenle önce kavga çıktı. Ardından yine iddia göre önce kadın ardından da erkek turist aşağı atladı. O hayatını kaybetti. Uğruna 8. kattan atladığı kadınsa ağır yaralıydı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak o da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Az sonra ekranlarınıza gelecek görüntüler bu sabah İstanbul'da kaydedildi. Fırsatçı şoförler 3-5 lira fazla para toplamak için minibüsleri Balıkesir sefi doldurdu. Yolcuların canını sokağa attı. Ama asıl vahimi şu, bu manzara her gün yaşanıyor. Sana ya ne, sana ya, ne ya? Çıksan oğlum. Çık şimdi, çık şimdi. Şimdi aşağı ineceğim, sana fazlanı göstereceğim de. Gençler böyle tutunarak da uzunluk yapmak yapın değil mi? Tehlikeli de abi, ne yapalım, okula yetişiyoruz. Tehlikeli ama başka şansımız yok. Nasıl gideceksiniz böyle? Sarkarak. Aynen böyle gideceğiz, mecbur. Maalesef, maalesef. İyi de bu insanların can güvenliği yok. Çekme, 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 git o tarafa. Zümrüt Evler Maltepe minibüs hattında herkes her sabah aynı çileyi yaşıyor. Çalışanlar işe, öğrenciler de okula yetişmek için hayatlarını tehlikeye atan bir yolculuğa başlıyor. Her sabah burada insanlar dolmuşlara tutunarak gidiyorlar. Yarısı dışarıda gidiyorlar. 34 minibüs Zümrüt Evler'den Maltepe sahile kadar yolcu topluya topluya ilerliyor. Ama yoğunluğu fırsata çevirmeye çalışan minibüsçüler daha çok para toplamak için aracı tıka basa doldurunca yolcular ölümle dans ediyor. Boşluk var, dolduralım. Boşluk var, içeri geçelim. Ona göre var. Bir tane minibüs geliyor şimdi. Siz de birazdan o tehlikeli yolculuğa başlayacaksınız ki sarkarak gelenler var oradan. Ben her sabah böyle gidiyorum ya. Yolcular çaresizlikten binmek zorunda kalsa da bazı minibüsçüler durumu normal karşılıyor. Hatta ekibimizin sorularına kızıp tehdit bile savuruyor. Muavinlik yapan bu adamsa yolculardan para topladıktan sonra mikrofonumuza saldırdı. Bu insanların can güvenliği yok. Çekme çekme, git o tarafa çek. Niye? Çekme oğlum ya. Bu insanları nasıl bu şekilde alıyorsunuz? Sana ne? Tehlikeli değil mi bu yol? Bu insanlar böyle mi yolculuk yapacak? Ya sana ne ya? Çıksana oğlum.
Çık şimdi, çık şimdi. İnsanlar da bir mecburiyetinde yani. İşe nasıl gidecek bu insanlar? Bir eksiklik varsa onu da söyleyin eksiklik yani. Eksiklik yok abi. Fazlalık var herhalde değil mi? Aynen fazlalık var. Yine aşağı ineceğim sana fazlalığı göstereceğim de. Müsait değilim, bu kadar millet bekliyor. Yolculara göre sıkıntının nedeni otobüs seferlerinin azaltılmış olması. Minibüsten sarkarak gitmeyi göze alsalar da bazen dakikalarca bekliyorlar. Binebilirsek binebileceğiz. Gel bakalım oğlum. Gel oğlum. Oğlum gel. Gel düşersin gel. Pazartesi, cuma günleri böyle binemiyorum zaten. Yolcuların yaşadığı manzara bu. Ama minibüs şoförlerine göre bu ölümcül hizmette hiçbir sorun yok. Nasıl bineceksiniz? Vallahi zor olacak. Çile, her gün çile, her gün çile. Bakın. Yine aşağı ineceğim, sana fazlalığı göstereceğim de. Tehlikeli değil mi? Kapı açık alıyorsunuz yolcuları. "59 yaşındaki Yeter Yüce evini kiraya verdiğine vereceğine pişman oldu. Kiracısı parasını ödememekle kalmadı. Bakın nasıl tehdit ve hakaretler yağdırdı." "Hemen oradan çıktım. Hemen silahlar gelecekler." "Damla aç kapıyı. Neden kiramı vermiyorsun?" 6 aydan beri alamadığı para için kiracısının kapısına dayandı. Hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. "Alo Gülay Hanım." "Yeter Hanım. Eşim, amcaları şimdi seni öğretecekler. Şimdi çok iyi bir kim şimdi geliyorlar." "Tamam, bekliyoruz. Kapıda bekliyoruz." 59 yaşındaki Yeter Yüce, Sancaktepe'deki evini 2 yıl önce 700 liraya kiraya verdi ama kısa sürede pişman oldu. 200, 300 ama zorla alıyordum. Her gün beni oyalıyorlardı. Şu gün vereceğiz, bugün vereceğiz, şu gün vereceğiz, bugün vereceğiz. Senesi dolunca ben bunları çıkartmaya çalıştım. Yeter Yüce'nin iddiasına göre Sancaktepe'deki evinde kirada oturanlar Ekim ayından beri kirasını vermiyor. Her ay düzensiz bir şekilde 200 lira, 300 lira para aldığını söylüyor. Yeter Yüce'nin artık canına tak etti. Kapıya dayandı ve parasını istedi. Ancak iddiasına göre hem hakaret hem de küfre maruz kaldı. "Çıksınlar. Uğraşamıyorum. Küfür hakaretler ediyorlar bana." Son çare olarak Yüce soluğu mahkemede aldı ve kiracılarını icraya verdi. Bugün parasını istemek için bir kez daha Sancaktepe'deki kiracılarının kapısını çaldı. "Artık canıma yetti yani, versinler evi de terk etsinler gitsinler." "Anne ne diyor kalın? Nereye gitti? İşi var. Görüyorsun bak, kapıyı kilitliyorlar, açmıyorlar. Kirayı da vermiyorlar." Kapı kapandı, birkaç saniye sonra Yüce'nin telefonu çaldı. Arayan evdeki kızın annesiydi. "Çek onu oradan." "Gülay Hanım merhaba, bir sakin olur musunuz önce?" "Beyefendi hemen oradan çıktım. Genelden başlığına çıldan içi yok diyecek. Şu anda arabalarda gelecekler. Bence hemen uzaklaşın." "Ben muhabirim, Show Haber'den geldim. Muhabirim ben." "Sen derhal çekil. Bak eşimi ararım. Orası tancak tepe. Bak seni orada kuruturlar. Onlar da gelecekler." "Silahlarla ben gelecekler. Bizi tehdit mi ediyorsunuz?" "Orada gibi çatışmalar olacak, siz göreceksiniz." "Sakin olursanız eğer size... Size iddiaları soracağız. Kirasını alamadığına yönelik iddiaları var." "Yok, hemen oradan uzaklaşın. Uzaklaşmadığınız takdirde olabileceklerin sorumlusu değilim." Yeter Yüce yine parasını alamadı. Uğradığı hakaret ve küfürlerden sonra bir kez daha polis merkezinin yolunu tuttu. Özellikle ebeveynlerin korkulu rüyası haline gelen şiddet içerikli oyun Momo için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanlığı devreye girdi ve aileler için 8 maddelik öneri listesi yayınlandı. Bizi korkutmaya başlıyor. Ben hemen yorganın altına giyip ben görmüyorum o zaman onu. Çocuklar korkuyor, anne babalar ne yapacağını şaşırıyor. Çünkü bir anda karşılarına çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Momo'ya karşı düğmeye bastı. Dijital dünyada bir tehdit haline gelen bu oyun için 8 maddelik bir önlem planı açıklandı. Bence devlet olarak da bir şey yapmalılar. Yani anne baba hangi birine dikkat etmeli ki? YouTube'a falan mümkün olduğunca beraber, yani çok nadiren de olsa beraber bakıyoruz. Önlemlerden ilki çocukların sosyal medyadaki faaliyetlerinin dikkatle takip edilmesi. Özellikle video içerikli sitelerde filtrelerin etkinleştirilmesi. Alınacak ikinci tedbirse çocuklarınıza tanımadığı kişiler
ülkelerden, özellikle de Japonya, Kolombiya ve Meksika gibi ülkelerden gelen oyun isteklerini asla kabul ettirmeyin. Bunu duyduktan sonra her şeyi sildim. Ona tabii anlatmadım çünkü ben bile gördüğümde korktuğum bir şey. Üçüncüsü de çocuklarınızın sosyal medyada tanımadığı kişiler ve anonim hesaplarla iletişimde olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Eğer iletişimdelerse de bunu engelleyin. Karşınıza mı çıktı bir anda? Evet, bize böyle emirler vermeye başladı. Ben sonra kanalı kapattım, kendi kanalımı. Ayrıca internet erişimi olan cihazlarda ebeveyn koruması kullanılması, gezinme geçmişini saklayarak periyodik kontroller yapılması öneriliyor. Aynısını uygulamaya çalışıyorlar. O zaman da biz aileler olaraktan tedirgin oluyoruz yani. Çocuklar için daima kontrollü bir internet gezintisi hedeflenmesi de önerilerin içinde. Yani çocukların internet ortamında yalnız bırakılmaması gerekiyor. Çocukları kandırmak için şeyler yapıyormuş ama o yalanmış. Momo oyunu ansızın karşılarına çıkıyor çocukların. Bu yüzden de 6. maddede çocukların çizgi filmi izlerken tıkladıkları reklam bağlantılarına aileler tarafından dikkat edilmesi öneriliyor. Sosyal medya üzerinden gelen oyun davetlerinin geri çevrilmesi, Momo'yu meşrulaştırmak için asılsız, kaynağı bilinmeyen haberlerin de paylaşılmaması tavsiye ediliyor. 19 yaşındaki bir genç evlenmek istediği kız arkadaşının babası hayır cevabı verince öfkeden deliye döndü. Eline tüfeğini alıp bakın nasıl dehşet saçtı. Evlenmelerine izin vermedi diye kız arkadaşının babasını öldürmeye kalktı. Çalıştığı marketi basıp böyle ateş açtı. 19 yaşındaki Hasan Övmüş, İbrahim Hekim'in kızıyla sevgiliydi. Evlenmek istediğini söyledi ama yaşınız küçük. Önce eğitiminizi tamamlayın, işinizi kurun, evlenecekseniz de o zaman evlenin cevabını alınca çılgına döndü. Seviyorum dediği genç kızın babasının canına kastetmeye kalkıştı. Eline aldığı tüfekle çalıştığı marketi basıp ateş açtı. Sağ bacağı ve ayağına isabet eden saçmalarla yaralanan baba hastaneye kaldırıldı. Hasan Övmüş ise saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı. Silivri dehşet villasının ardından bir skandalla daha karşı karşıya. İddiaya göre sokak köpekleri öldürülüp toplu mezarlara gömüldü. Korkunç olayım eski bir çalışan ihbar etti. Belediye ise seçim öncesi karalama kampanyası dedi ve iddiaları yalanladı. Onlar da yavru. Ölen hayvanları, öldürülen hayvanları kabusunda gören adam bize ulaştı. Burayı da diğerleri gibi ölüm kampına çevirmişler, cehenneme çevirmişler. Çocuklarımızın hepsi bunun içinde. Siz bakmıyorsunuz bir hayvanlara. Biz bakıyoruz. Bu toprağın bir de altı var. Yazık değil mi bu çocuklara? Görüntüler de anlatılanlar da tüyler ürpertici. İddiaya göre hem küpeli sokak hayvanları hem de cins köpekler Silivri Belediyesi ekiplerince önce öldürüldü, sonra da poşetlerle ormanda açılan toplu mezara gömüldü. Sürekli şüphe halindeyiz, hayvanlar yok oluyor. Tertemiz pırıl pırıl çocuklarımız var burada maalesef. Bu korkunç olayı ortaya çıkaransa daha önce hayvanların öldürüldüğüne tanık olduğunu söyleyen bir belediye çalışanı. Gece hayvanların insan kılığına girdiğini, boğazını sıktığını, uykudan kanter içinde kalktığını söylüyor. Kolay vicdana sığacak bir şey değil ki. Burası Silivri'ye bağlı Değirmenköy. İddiaya göre bu olan aslında hayvan mezarlığı değil yasal olarak. Ancak yine iddiaya göre arkamda gördüğünüz tüm bu kazılı alan hayvanlar için ayrılan ölüm çukurları. Burası tamamen toplu hayvan mezarlığı. Küpeli. Bakın henüz kısırlaştırılmış mavi spreyleri üzerinde hayvanlarımız, onlar bizim çocuklarımız. İddiaya göre bu kazılı alanla da sınırlı değil ölüm çukurları. Diğer üzeri kapalı olan alanlar da hayvan ölüleriyle dolu. Burayı da diğerleri gibi ölüm kampına çevirmişler. Belki canlı bile gömmüş olabilirler. Buraları kapatmışlar. Buranın altında çok fazla var. Şov haber ekibi Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'a da ulaştı. İddiaların asılsız olduğunu, gömülen hayvanların trafik kazasında ya da kendi eceliyle öldüğünü ve oraya gömüldüğünü söyledi.
Bir hayvan mezarlığına dönüştürüyoruz orasını. Seçime 10 gün kala mı çıkarılır bu? Seçim üstü yapılan bir karalama. Onlar da yavru. İstanbul trafiği adeta bir sabır sınavı. Bir yanda bencil ve dikkatsiz sürücüler, bir yanda öfkeli sataşmalar ve bakın işte tam da öyle bir kriz bugün E5'te nasıl görüntülere yol açtı. Son anda şerit değiştirdi. Az daha motosiklete çarpacaktı ama özür dilemek bir yana epeliğe soyundu. Trafik magandalığının sınırı yok. Hele ki İstanbul'da. Bir örneği de dün yaşandı. Bu aracın sürücüsü aniden şerit değiştirdi. Motosikletli ona çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Sinirler gerildi, kavga çıktı. Motorcu bariyeri aştı, açık pencereden kafasını uzattı. Aracın sürücüsünü yumruklamaya başladı. Hataya daha büyük bir hatayla kaba kuvvetle karşılık verdi. Çevredekiler yetişti, öfkeli adamları sakinleştirmeye çalıştı. Neyse ki araç sürücüsü yoluna devam etti. E5 trafiği de normale döndü. Evine, iş yerine yemek sipariş edenler dikkat, kartınız kopyalanabilir, şifreniz çalınabilir. Polise peş peşe yüzlerce ihbar geldi ve sahte post çetesi çökertildi. Sonunda bu da oldu. Siber çete yiyecek içecek servisi yapan kuryelere sahte post verdi. Müşterilerin kart bilgisini kopyalatıp 250 bin liralık vurgun yaptı. Banka hesabım boşaltılmış diyen 200 müşteri siber polise başvurdu. Dolandırıcılığı mercek altına alan polis akıl almaz bir vurgunu gözler önüne serdi. Çete evlere yemek servisi yapan bazı restoranların moto kuryeleriyle irtibata geçti. Onlara orijinal post cihazının yanı sıra kendi hazırladıkları kopyalama post cihazını verdi. Kuryeler müşterilerin evine gitti. Alışveriş esnasında kendi orijinal post cihazlarının arızalandığını söyledi ve sahte post cihazından kartları geçirdi. Müşterilerin bilgilerini aldı ve çeteye aktardı. Çete müşteri bilgileriyle ikiz kart bastı. Şifreleri de kuryelerden aldı. Klonlanmış kartla bankamatiklere gitti. Banka hesaplarını böyle boşalttı. 200 hesaptan 250 bin liralık vurgun yapıldığı tespit edildi. İstanbul Siber Polisi dolandırıcıları takip etti. Biri lüks rezidansta 4 çete üyesi gözaltına alındı. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapılmalı? Almanız gereken birinci önlem ödeme yaparken şifrenizi kesinlikle kuryeye göstermemek. Diğeri ise bankamatik kartı yerine çipli kart kullanmak. Ama en garantisi tabii ki parayla ödeme yapmak. Adliyeye sevk edilen çete üyeleri tutuklandı. Kırmızı ışıktan aşırı hızla geçti. Yaya geçidindeki Süleyman Öztürk'e çarptı ve onu hayattan kopardı. Mahkeme o sürücüye tahliye kararı verince acılı aile bir kez daha yıkıldı. Tahliyesine karar verildi. Bir anda şok olduk. Ben de kalktım ayağa. Şimdi dedim serbest mi kalıyor dedim. Yakalansın bunun, alınsın içeri, başka bir şey istemiyorum. İnanmadılar, inanmak istemediler. Mahkeme kararıyla onu sanki bir kez daha kaybettiler. Tahliye kararı verilişini inanın orada hani siz olsanız siz de çıldırırdınız. Tarihler 27 Aralık'ı gösteriyordu. Süleyman Öztürk, Ali Beyköy'de bir kavşakta karşıdan karşıya geçiyordu. O esnada kırmızı ışıkta durmayan bir jip hızla geldi ve Süleyman Öztürk'e çarptı. Hayattan kopardı işte bu kazanın. 2 gün önce duruşması vardı ve mahkeme o sürücü hakkında tahliye kararı verdi. Acılı aile bu kararla bir kez daha yıkıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Iraklı İrfan Jasmin Vali tutuklandı. Salı günü görülen davadaysa tahliye kararı çıktı. Zanlı elini kolunu sallayarak duruşma salonundan çıktı. Benim çocuğu 50 metre ileriye savuruyor. Hakimin gözlerine bakıyoruz. Hakim bizden gözlerini kaçırıyor. Acılı aile apar topar verilen bu tahliye kararına hiçbir anlam veremedi. Kaza sonrası sürücünün tavırları ise
evladını kaybeden babayı kahretti. O kadar tavrı rahat ki bacak bacağı atmış. Telefonla oynuyor. Benim diyor dışarıda bir sürü avukatım var. Ben burada bir dakika sonra çıkacağım. Aileye o sürücünün bilinçli taksirle yargılanacağı söylendi. Ailenin gönlüne su serpildi. Ama iddiaya göre dosya bir anda bilinçsiz taksire çevrildi. Dosyanın içinde görüntüler bile yoktu. Kamera kaydının görüntüleri bile dosyaya konulmamıştı. Kahrolan aile iddiaya göre bir de darp edildi. Üstelik adliye koridorunda. Dışarıda bir kargaşa vardı. Bir baktım çocuklarıma saldırıyor. 40-50 kişi birden aileme saldırıyorlar. Neredeyse bütün trafik kurallarını ihlal ederek bir kişinin ölümüne sebebiyet veren o trafik magandası hakkında iddianame 4 gün içinde hazırlandı ve 15 gün sonra da mahkeme jet hızıyla kuruldu ve tahliye kararı verildi. Tahliyesine karar verdik. Neden bu kadar hızlı? Yangından mal kaçırır gibi nereye gidiyor? İkinci duruşma 28 Mayıs'ta. Cezasını çeksin. Bu kadar kolay hayatlar boşa gitmesin yani. Bu kadar canlar boşa gitmesin. Daha başka canlar da gitmesin. Şimdi sizi bir muhtar adayıyla tanıştırmak istiyoruz. Başarılı bir iş kadını. Bilardo oynamayı seviyor ve tam 6 dil biliyor. Ama en büyük hayali mahallesine muhtar olmak. Bu mahallede bugüne kadar gelmiş geçmiş ilk kadın muhtar adayıyım. 6 dil biliyorum. Bunu da burada kullanıyoruz. Burası Karaköy Arap Camii Mahallesi. Verkin Araoba Kasapoğlu da bu mahallenin ilk ve tek kadın muhtar adayı. Suma benimle beraber çalışır. Bütün hanı dolaşır. Tek tek her tarafa gider. Tam 73 yıldır bu mahallede yaşıyor. 73 yaşında yani ve tam tamına 6 dil biliyor. İngilizce, Ermenice, Almanca ve Fransızcayı zaten çocukluğumdan biliyorum. Okulda Latince öğrenince İspanyolca ve İtalyanca'ya da çok yatkın oldum. Verkin Araoba Kasapoğlu İstanbul'a 16 kuşak önce yerleşmiş Ermeni kökenli bir ailenin kızı. İş kadını sürekli seyahat ediyor. Ama siyasetle de ilgileniyor. Çıkarken geri alacağım broşürü. Şimdi doğup büyüdüğü mahalleyi eski güzel günlerine döndürmek için muhtar olmayı hedefliyor. Birinin evinde yemek yiyordum, bir yerde uyuyakalıyordum, sokakta oynuyordum. Bütün sokaklarını, problemlerini, geçitlerini biliyorum. Eski eserleri, envanterini çıkartacağız. Verkin Araoba Kasapoğlu sıra dışı bir muhtar adayı. Bakın gördüğünüz gibi zaman zaman buraya gelip bilardo'da oynuyor. Hatta bazen arkadaşlarıyla toplaşıp kıyasıya mücadele ediyorlar. Aynı zamanda da mahallenin sorunlarını konuşuyorlar. Burada biz yemekler, çaylar vesaire yapıyoruz. Yani bu benim kendi sevdiğim bir kafa dağıtma alanı olduğu için bunu da burada kullanıyoruz ve projeleri düşünürken bir taraftan da birbirimizi yeniyoruz burada. Seçime çok az bir zaman kaldı. 6 dil bilen muhtar adayı Verkin Araoba Kasapoğlu da azalarıyla birlikte harıl harıl çalışmaya ve destek toplamaya devam ediyor. Bir seçmenimin mağdur olmasını değil tam tersine mahallesiyle iftihar etmesini istiyorum. Verkin Hanım'dan buranın sorunlarını çözmesini bekliyoruz. İddialıyız. Dünya Brezilya'daki kanlı lise saldırısını konuşuyor. İki cani mezun oldukları okulu basıp katliam yaptı. Altısı öğrenci, 8 kişi hayatını kaybetti. ...20-25 yaşlarında iki genç mezun oldukları liseyi silahla bastı. Önlerine gelene ateş edip katliam yaptı. Sabahın erken saatleriydi. Öğrenciler sınıfa girmiş, ilk derslerini görmeye başlamıştı. İki saldırgan okula bu beyaz araçla geldi. Bellerine silahlarını taktılar, içeri girip kurşun yağdırdılar. Sonrası panik, gözyaşı, korkuydu. Yerde arkadaşlarının cansız bedenlerini gören öğrenciler sinir krizi geçirdi. Çığlıklar atarak okuldan kaçmaya çalıştı. Silahlı iki genç, altısı öğrenci, iki okul çalışanı 8 kişiyi öldürdü. 18 öğrenciyi yaraladı. Kimi omzundan, kimi karnından vurulan çocuklar dehşet içinde kurtarılmayı bekledi. Ölümle yaşam arasında gidip gelen çaresiz çocuklar özel timlerin operasyonuyla kurtarıldı. Yakalanacaklarını anlayan iki saldırgansa aynı silahlarla canlarına kıydı.
Polis kan donduran katliamın nedenini araştırıyor. Kimi cerrah, kimi anestezi uzmanı, kimi estetisyen, 30 kadın doktor eğitime destek için bir araya geldi. Dünya Tıp Bayramı'nda çok özel bir albüm çıkardı. Hastalarımın hepsi bilir. Ben işlem yaparken bayağı şarkı söylerim. Hekim arkadaşlarla, kendi iş arkadaşlarımla birlikteyken sürekli şarkı söylerim. Anestezi uzmanıyım ben de. Bu kez ellerine mikrofon aldılar. 30 kadın doktor el ele gönül gönüle verdi, eğitime destek için albüm çıkarttı. Biz böyle hepimiz telefonlarda müziklerimizi dinleyip ondan sonra söyleyip uzaktan hepimiz çalıştık. Düşünsenize dört bir yandan 30 tane kadın hekimin bunu çalışması. Kadın doktorlara albüm projesi Doktor Özlem Kaya'nın sosyal medyadan yaptığı çağrıyla başladı. Gelin ihtiyacı olan çocuklarımıza destek olalım dedi. Birbirini tanımayan sanatsever doktorlar müzikle bir araya geldi. Aman döne 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 yar geliyor. İnsanlara yardım etmeye başladık aslında. Şarkı söylerim, türkü söylerim, özellikle Türk halk müziği. Hepimiz böyle ışığa koşan pervaneler gibi kayıtlarımızı gönderdik. 35 şarkılık albüm 4,5 aylık emekle hazırlandı. Tıp bayramı işte bu özel günde bu 3 özel kadın şarkı söyledi. Kim peki bu kadınlar? Bir tanesi estetisyen, bir tanesi veteriner, bir tanesi de anestezi uzmanı. Ve onlar gibi daha 30 hekim bu özel günde albüm çıkarttılar ve gelirini hiçbir karşılık beklemeden eğitime başlayacaklar. İyilik için hep birlikte el ele verdik. Bu 14 Mart'ta sevgili çocuklarımızın yollarına devam edebilmesini sağlamak. Veriyoruz şimdi.